Ama Zeyn bütün sınırları aştı. Onun Dilşan olduğunu sandığımı biliyordu. Böyle duygularımla oynamak zorunda mıydı? O kızın çektiği acılardan sen sorumlusun. Bütün bu olanların tek sorumlusu sensin, başkası değil. Sen Gulan Bey'i ve Şaban'ı incittin, isimlerine leke sürdün. Bu onun hatası ve bedelini yine o ödeyecek, Alya ile evlenerek. Ben 24 yaşındayım. 24 yıldır beni bir kere bile tokatlamamıştın baba. Ama bugün Alya yüzünden tokatladın. Beni Dilşan'la karıştırması onun hatasıydı. O gün bunu sonuna kadar kullandığımı kabul ediyorum ama amacım sadece eğlenmekti. Dinle Zeyn. Eğlencenin bir sınırı, bir zamanı vardır. Gulan Bey ve halan uzunca bir süre Alya'yı evlendirecekleri uygun birini aramışlardı. Ama şimdi olanlara bak. Burada hayatım söz konusu. Dilşan'dan önce karşıma çıkan ilk adamla evlenmek gibi bir sorumluluğum yok. Bu bir yarış değil. Zeyn herhangi biri değil ki. Kim olursa olsun ben ilgilenmiyorum. Onunla neden evlenmek zorundayım ki? Bhopal'de birkaç gün daha kalalım. Onun için uygun birini bulalım. Ben de yardım ederim. Uygun birini bulabileceğimizi düşündüren nedir? Sana bu dünyada böyle biri olduğuna söz veremem baba. Ali'yi mutlu edip etmeyeceğini bilemeyiz. Ben birinin ne diyeceğini garanti ederim. Sen oğlum. Abim rezil olmamızın önüne geçmek için büyük bir fedakarlık yaptı. Teklifini reddedersek onu çok kırmış oluruz. Ben abimi seviyorum, ona saygı duyuyorum. O sana hep öz kızı gibi davranmıştır. Evlenecek olan benim. Benim hislerim ne olacak? Evlilik birinin yerine ötekini koyabileceğim bir eşya değil ki anne. Benim düğünüm mahvoldu anne. Aynı şeyleri tekrar yaşamaya hazır değilim. Üstelik de Zeyn'le. Hayatım cehenneme döner benim. Başka bir çare olmadığını düşündüren şey ne? Onlar bizden başlık istedi. Biz de bu yüzden düğünü iptal ettik. Hepsi bu. Bunda ne kötülük var ki? Alya sen artık çocuk değilsin. Bugün olanları açıklamama ihtiyacın yok. Sebebi ne olursa olsun gelinin evinde kalmış olması Bhopal'de çok kötü bir haberdir. Hem biliyorsun seni birçok şeyle suçladılar. Onları duydun. Ama hepsi asılsız suçlamalardı. Bunu sen ve ben biliyoruz ama bütün şehir bilmiyor. Bir kızın namusu ayağa düştüğü zaman onu kimse gelin olarak almak istemez. Umurumda değil. Hayatım bu evlilikle başlamadı, bununla da bitmeyecek. Hayatın boyunca evde kalmak mı istiyorsun? Bilmiyorum anne. Ama evde kalacağım diye yanlış bir karar vermeyeceğim. Zeyn'le nasıl evlenebilirim ki? O çok toy biri. İçinde her türlü fesatlık var. Bugün suçlanıyorsam tek sorumlusu o. Onunla evlenirsem yapılan bütün hakaretleri haklı kalacaktır. Buna asla izin vermem anne.